Duru TV ekranlarına hoş geldiniz. Sizlerin karşında olmanın yine huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi geçen hafta sizinle sohbetlerimize söylemiştik. Önümüzdeki hafta yine çarpıcı, yine iddialı bir programla karşınızda olacağımızı sözünü vermiştik. Allah'a şükür ki yine karşınızda iddialı bir programla birlikteyiz. Bunun akabinde öncelikle bildiğiniz gibi Türk ordumuz şu anda Suriye'de ülkemizin sınırlarını korumak için canlarını can siparişi şekilde bizim için cepheden cepheye koşuyorlar. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah Allah bizi muzaffer eyler. Ordumuza da Allah güç kuvvet verir inşallah. Dileklerimizi ileterek program akışımız hakkında sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Bu akşam bizlerle birlikte Siverek Spor Taraftarlar Derneği Başkanı Sayın Onur İşbilen Bey bizlerle birlikte olacak. Hem taraftarlar gruplarının oluşumu hakkında bilgi vereceğiz sizlere. Hem diğer illerle olan ilişkilerimizi vereceğiz. Tribünlerdeki şiddetlerle ilgili bilgiler vereceğiz. Ve bildiğiniz gibi ikinci amatör küme de başlıyor. İkinci amatör kümeden de birkaç bilgi ve not sizlerle paylaşıp daha sonra sizlerden müsaade isteyeceğiz. Ben hemen konuğumuz Sayın İşbilen'e hoş geldin diyorum. Ve hoş bulduk Mustafa. Sayın İşbilen'e öncelikle tabii ki biz kendisini yakinen tanıyoruz ama tanımayan dostlarımız için kendisini şöyle bir güzel bir tanıtırsa bizlere Sayın İşbilen'le tanımak istiyoruz izleyicilerimizle. Teşekkür ederim. İyi akşamlar öncelikle bütün konuklarımıza, izleyicilerimize. Onur İşbilen, Siverek 1992-18-09-92 Siverek doğumluyum. İlkokul Mimar Sinan İlköğretim Okulu, Mustafa Kemal Lisesi ve akabinde de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yapı Denetim Bölümü mezunuyum. Şu an Siverek Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Siverek Spor macerası 2009 yılından beri devam ediyor. Hala aktif olarak devam ediyoruz. Yani hem iş konusunda müteahhitlik, imarda aynı şekilde ve bir de işte zaten hayatımız spor, futbol. Taraftarlar deneyinde sürdürmeye devam ediyoruz. Peki Sayın İşbilen, yani şimdi futbol ve spor hepimizin zaten vazgeçilmez. Hayatımızın bir vazgeçilmezi. Nasıl bir oluşum oluştu da nereden böyle bir kanıya vardık da hadi bir Siverek Taraftarlar Derneği'ni kuralım dediniz? Çünkü gerçekten bu bir boşluktu Siverek evet. için. Özellikle bu son zamanlarda Siverek'in il olması için inanılmaz mücadele verirken futbol takımının da böyle bir ihtiyacı vardı. Bunu nasıl bir oluşumda buluştunuz ki? Hangi arkadaşlarla nasıl bir yol izlediniz? Evet. Bunun hakkında bize biraz bilgi verirseniz. Tabii ki. Yani öncelikle mesela 1999-2000 sezonunda biz 3. ligde oynuyorduk. O sezondan sonra düştükten sonra 8 sene üst üste şampiyon olduk. Şampiyonluktan sonra hiçbir zaman playoff'ta kazanamadık, playoff'tan çıkamadık. Sonra Bal Ligi statüsü başladı. Yani biz eksikliğin nereden kaynaklandığını, neden 3. lige çıkamadığımızı bunları masa yatırdık. Bunları konuştuk arkadaşlarımızla. Yani en büyük etkenlerden birisi tabii ki de taraftar eksiği. Yani biz bu taraftar açığını nasıl kapatabiliriz, ne yapabiliriz? Bunu değerlendirdik. 2009 yılında böyle bir oluşumu yapmaya karar verdik. Yani iyi de oldu. Aslında sorarsanız zaman zaman biz kendimiz de çok yorulduk açıkçası. Yani bizi çok yoran bir işti. Ama hiç pişman değiliz. Sonuçta yani hedefimiz tekrar Siverek Spor'u tekrardan 3. lige çıkarmak. Onun için çalışıyoruz. Şimdi Siverek Spor'un hedefleriyle ilgili, eksikleriyle ilgili bizim eksiklerimiz, artılarımız, yapmamız gerekenler, onlarla ilgili size kısa bilgiler vereceğim, anekdotlar vereceğim. Yani az önce de belirttiğimiz gibi yaklaşık 17-18 yıldır Siverek Spor'umuzun 3. ligden düştükten sonra tekrardan o lige geri dönememesi hepimizin kanayan yarası. Yani bunun için ne kadar bizler taraftar olarak şehirdeki seyirci, esnaf, çalışanlar, memurlar, herkes organize olarak bir şeyler yapmaya çalışsa da en büyük desteğimizin tabii ki siyasilerden, sayın kaymakamımızdan, mülki amirlerimizden, belediye başkanlarımızdan, yani iş adamlarımızdan, bunların bir araya gelip Siverek Spor'umuz için neler yapabiliriz, bölge takımları için neler yapabiliriz? Çünkü gerçekten çok önemli bir şey. Yani spor özellikle gençliğin, çocuklarımızın bütün zararlı alışkanlıklardan kopmasına, yani spora girdikten sonra hayatına bir rota çizmesine, hayatında bir değişiklik yapmasına çok önemli bir yer sağlıyor. Yani biz bunu değerlendirelim. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan,
spora yönlendirelim. Hep beraber bunu yapalım istiyoruz. Peki bu mülki amirlerle görüştüğünüz zaman bu mülki amirlerin sizlere bakış açısı nasıldı? Yani bu oluşum içerisine hemen evet hep beraber el birliğiyle böyle bir oluşum içerisine girelim dediler. Yoksa gerçekten bu oluşumda sizi yordular mı? Yani bu oluşumu oluşturabilmek için mülki amirlerin size bakışı ve desteği nasıldı? Evet, yani öncelikle ben mülki amir derken kaymakam, sayın kaymakamımızdan başlayayım. Yani bu 9-10 yıllık süreçte sayın kaymakamımız, bundan önceki kaymakamımız, yani biz mi kendimizi ifade edemedik, onlar mı bizi anlayamadılar? Tabii ki bizim başımızın tacıdır her zaman mülki amirlerimiz ama yani spor konusunda böyle bir tık üstüne çıkamadık Mesut Bey. Yani bugün 20 yıl öncesini düşünüyorum. 20 yıl öncesindeki durumumuzla bugünkü durumumuz arasında çok fazla fark yok. En büyük nedeni de mesela stadyumumuz. Stadyumumuz 30 yıllık bir stadyum. Tribünleri yani rezalet durumda açıkçası. Yani protokol tribünü yok, bayan tribünü yok. Biz bunu söylediğimiz zaman yani bir tek arkamızdaki destek şu ana kadar Sayın Belediye Başkanımız Resul Yılmaz Bey biraz destek oluyor bu sene. Daha da ilerletti bu durumu. Yani onun dışında... Şu anki şey nasıl? Yeni stadının durumu, zemini, tribünleri? Yani zemini iyileştirme yapıldı. İyileştirme. Belediye tarafından bir iyileştirme yapıldı. Zeminiyle, etrafıyla ilgili, çevre düzenlemesiyle ilgili. Ama hala yetersiz olduğunu düşünüyoruz yani sonuçta. Dediğiniz gibi mesela bu bayanlarla ilgili Ekim Siverek Taraftarlar Derneği'nin bayanları, daha doğrusu aileyi, sosyal olarak insanları tribüne çekmek için herhangi bir, var mı herhangi bir projesi, evet, var mı? Yaptık projemiz yani zaten vizyonumuz, tüzüğümüzde de bu vardı. Bayan taraftarlarımızla tribüne çekmek vardı. Yani açıkçası çok fazla tutmadı. İlk sene biz bunun için çabaladık. Zaten protokol tribünü yok. Bırakın artık bayan taraftarlarımızı. Yani şiddetle, küfürle karşı karşıya kaldıkları zaman bir sonraki maçta aynı hassasiyetle yani yaklaşmıyorlar. Yani aslında siz konuyu açtınız, oraya da girelim. Bu tribündeki şiddeti bir taraftarlar derneği başkanı olarak siz nasıl yorumluyorsunuz? Bu tribündeki bu son zamanlarda artan, özellikle memleketimizde, ilçelerde bu artan tribün şiddeti nasıl önleyeceğiz? Yani ben yani dediğiniz gibi bakıyoruz. Tribünlerin hiçbirinde zaten bir aile yok. Evet. Yani hepimiz zaten korkuyoruz ailemizi getirmeye. Evet, aynen maalesef. Yani maalesef. Bir maçı izleme ailemize giderken götürmeye korkuyoruz çünkü düşünüyoruz her an her şey olabiliyor. Evet. Yani zaten küfür artık şey gibi olmuş. Hani böyle normal standartmış gibi bir şey olmuş. Peki bu maalesef. Taraftarlar Derneği olarak bu konuya siz nasıl bakıyorsunuz? Yani bunu önlemek için sizin yaptığınız çalışmalarınız var mı? Yani bizim zaten Siverek Taraftarlar Derneği kurulduğu günden beri bu bölgede özellikle zaten hani bölgesel ligde oynadığımız için çok fazla batı takımlarıyla, üçlük takımlarıyla bir pek irtibatımız olmadı açıkçası. Evet. Ama bu bölgede yani gerek Şanlıurfa sporumuz olsun, Karaköprü sporumuz olsun, Ahmet sporumuz olsun, Mardin spor, yani bölgenin bütün takımlarıyla şu anda biz dostuz. Biz onları davet, evet, ediyoruz, onlar bizi davet ediyor. Yani daha geçen iki gün önce ben Adıyaman'daydım. Evet. Cendere ve Şehriyaman grubunun davetlisi olarak gittim. Sağ olsunlar çok iyi ağırladılar, çok iyi karşıladılar. Keza biz de aynı şekilde onları öyle karşılıyoruz. Yani Urfa'ya geldiğimiz zaman da yine aynı rahatlıktayız. Onlar geldiği zaman aynı rahatlıktalar. Yani bence bu biraz baştaki insanların, yani lider vasıflı insanların yönlendirmesinin çok büyük etkisi var. Yani şiddete yönlendirme ya da bu işten nem alma ya da bir rant sağlama peşinde olanlar var meslektaşlarımız konusunda. Yani onların biraz daha hassas davranması, çünkü çok hassas bir dönemdeyiz. Siz, evet, yayının başında söylediniz. Yani Yüce Ordumuz şu anda Afrin'de, yani Türkiye için çok hassas bir dönem. Kesinlikle. Çok hassas davranmamız gereken bir dönem. Özellikle aynen birbirimize destek olmamız gereken bir dönem. Yani bu dönemde biz böyle şeylere malzeme vermeyelim. Özellikle tribün çok önemli. Neden? Çünkü binlerce insanın, on binlerce insanın bir arada olduğu bir yer. Her ırktan, her partiden, her siyasi görüşten insanların olduğu bir yer. Yani biz bu hassasiyetle yaklaşırsak böyle bir süreçte birbirimize yardımcı olmaya çalışalım. Birbirimizi kırmamaya çalışalım. Yani böyle olunca daha güzel oluyor. Emin olun daha güzel oluyor. Ben bu şekilde yaklaşmalarını istiyorum yani. Peki şimdi örnek veriyorum. Mesela ilinizdeki işte özellikle işte büyük firmaların veya ne bileyim işte araba firmalarının, bu tür firmalarının mesela içeride maçlarınız olduğu zaman stadın etrafında bir etkinlik yaptırılsa, evet, Sayın Belediye Başkanı'yla ve Sayın Mülki Amirlerle görüşse, yani orada bir hafta sonu etkinlikleri yapılsa, aileler acaba daha çok gelmez mi? Hani en azından o etkinliğe de katılmış olurlar. Evet, çok böyle bir güzel proje yapılamaz mı acaba? Ya, tabii ki de yapılabilir. Yani biz zaten bu işe yardımcı olacak ne varsa denedik açıkçası.
Ama dediğim gibi yani biz her şey bizde bitmiyor. Biz her şeye açığız. Yani yayının başında da söylediğimiz gibi biz her şeye açığız. Mesut Bey, şiddetin olmadığı, uyuşturucunun olmadığı, yani barış, kardeşliğin, dostluğun olduğu her şeye biz açığız. Elimizi değil kafamızı taşın altına koymaya hazırız. Yani sizlerin aracılığıyla da diğer her yani fırsat buldukça biz bunları zaten dile getiriyoruz. Her zaman söylüyoruz. Yani biz çok harika bir fikir. Bunun gibi birçok fikrimiz bizim de var. Yani bunları biz sunarsak, ailelerimizi şiddetten uzak bir maçlara, stadyumlara çekersek yani bizim için en büyük mutluluk o olur yani. Yani ben bu konuda Urfa'da da çünkü gerçekten bu konu için çok muzdaribim. Yani bir 35 yaş turnuvası yapılıyor, orada bile kavga çıkıyor. Evet, aynı maalesef. Yani, yani bakıyorsunuz insanlar böyle sporu spordan çok böyle başka yerlere sanki deşarj olmak için hani tribünlere gelip küfür etmek sanki o adamı deşarj ediyor. Evet, maalesef. Ben toplantılarımızda da bunu hep söyledim. Özellikle bu tür insanlar tribünlerden uzaklaştırılması gerekiyor. Hani o yüzden söylüyorum. Bundan önce mesela Sivere'ye gittiğimiz zaman biz de hem şiddete bazen maruz kalıyorduk. Hem inanılmaz küfürler ediyorlardı. Yani ben hatta başımdan geçen şöyle bir olay anlatayım size. Siverek'te oldu. Tabii Siverek halkından özür diliyoruz. Siverek halkıyla alakası yok. Çünkü Urfa'da da oluyor bu. Merkezde de oluyor. Evet. Yani herhalde yaş 55-60 falan vardı. Yani yaşı büyüktü. Ben de genç takımdan bir tane topçum var. Yeni ilk defa A takımla top oynuyor. Evet. Bir baktım o çocuğa küfür etmeye başladı. Ben de tribünden şeyden döndüm, bench'ten döndüm, dedim ki ya amca dedim bu sahadaki çocuk kaç yaşında biliyor musun dedim. 17 yaşında, senin dedim torunu kadar. Evet. Yani dedim yaptığın küfür sana yakışıyor mu? Dedi düzgün oynasın. Ya dedim o çocuk çocuk. Veya ki tam tersi o çocuk kötü oynadı. Yani ona küfür etmeye gerek var mı dedim. Ay tabii ki. Yandaki abi baktım böyle yaptı. Ya dedi hoca doğru söylüyor dedi küfür etme. Dedim abi sen de suçlusun. Ben söyledikten sonra sen susturuyorsan anlamı yok ki zaten. Aynen öyle. İş benden önce sen diyeceksin ki ya biz buraya geldik spor. Yani bu futbol spor ya. Yensen de yenilsen de amaç ne spor? Aynen öyle gayet. Biz Halliye Spor'u kururken hani söylediğin için oraya bağlıyorum. Bu konuda da çok çok teşekkür ediyorum. Güzel. Biz de Halliye Spor'u kurduğumuzda ilk hedefimiz buydu. Çocukları olabildiğince kahvelerden ve uyuşturucudan uzak tutmak. Aynen öyle. Aynen yani maalesef. Herkes sporcu olacak diye bir şey yok. Zaten Türkiye 80 milyon nüfusu bir kez milli takımı kuramıyoruz. Bir 11 kuramıyoruz. Aynen, Almanya'dan doğru, doğru transfer söz. Yapıyoruz. Doğru söz. Ama amaç şu olmalı. Genç kardeşlerimizi kahvelerden, pis alışkanlıklardan nasıl kurtarabiliriz? Ben ekranları karşısındaki izleyicilerimize de söylüyorum. Özellikle Siverek halkında şu an bizi izleyen dostlarımıza sesleniyorum. Gerçekten Onur sizin için bir nimet. Gerçek söylüyorum bunu. Lütfen Onur'un kıymetini bilin. Gerek İdari kurumlar, gerekse taraftar derneğindeki yönetici arkadaşlar, gerekse Siverek Spor Kulübü'nün yöneticileri, değerli yöneticileri. Lütfen Onur'un kıymetini bilin. Gerçekten Siverek için güzel bir insan. Bu tür oluşumları hepimiz desteklemeliyiz. Ve ben inanıyorum ki Onur'a verdiğiniz desteklerin hepsi size gerçekten olumlu bir şekilde dönecektir. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Ben fazla da konuşmak istemiyorum. Onur'u zor bela programımıza getirmişken, önünde de maşallah notları var. Ben mikrofonu Onur'a bırakmak istiyorum. Onur'u sizlerle paylaşacağı çok konular var. İstersen sen notlarını paylaş bizlerle. Teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Teşekkür Öncelikle ediyorum. İyi dilekleriniz için. Bilmukabele yani biz zaten... Biz gerçekleri söylüyoruz inan burada. Biz zaten hani böyle yaklaşıyorsak karşımızdaki insanların yaklaşımı da bizim için çok önemli. Gerçekten çok sağlam dostluklarımız var. Şanlıurfa'yla, Siverek'le hiç fark etmiyor bizim için. Yani sporun ortak çatısı altında birleşebiliyorsak ne mutlu bize. Biz zaten hedefimiz bu, amacımız buydu. Yola çıkış amacımız buydu. Yani eksiklerimizi dile getiriyoruz. Eksiklerimizi giderip yolumuza o şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Yani bu zaten bölge takımlarının çoğunun aşağı yukarı eksikleri belli, aynı şeyler. Yani sağ sorunumuz var. Evet, evet. Maddi sorunumuz var. Onu söyledik zaten. Maddi sorunumuz var. Yani bunları aşmamız gerekiyor. Çünkü hakikaten bölgesel ligde mücadele eden bir kulübün özellikle maddi konusunu bir an önce aşmış olması gerekiyor. Şu an peki Siverek Spor'un şey var mı? Kalıcı bir geliri var mı? Yani ne, tamamen ne bileyim, belediye. Şehir içi bir minibüs hattı olabilir veya ne bileyim kiralanmış bir otopark olabilir. Hayır, henüz hiçbir şey. O tarz bir şey yok. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Yönetimin veya yani daha sizlerin? Daha önce aslında parkomat sistemi Siverek'teyken, evet. Büyükşehir yasasından önce parkomat gelirleri Siverek Spor'a gidiyordu komple. Ama Belsan şeye geçince, Büyükşehir'e geçince oradan ayrıldı. Siverek'ten ayrıldıktan sonra herhangi bir gelir şu anda yok. Yani tamamen belediyenin
kendi bütçesiyle, belediye başkanının kendi inisiyatifiyle yaptığı şeyler. Yani sağ olsun en azından bu şekilde olması da iyi bir şey. Ama bizler Siverek halkı olarak, iş adamları olarak, yani Siverek'i seven insanlar olarak gerçekten Siverek Spor yok olmasın. Yani Siverek Spor'u 15-16 yıl sonra ilk defa şehri kenetlemişiz Mesut Bey. Gerçekten. Kesinlikle. Yani şu anda bir geldiğiniz zaman bunu hissedebiliyorsun. Yani Siverek'e girdiğin zaman bir Siverek Sporluğun var olduğunu biliyorsunuz artık. Hissedebiliyorsunuz. Çok yani, önemli bir şey. Aynen öyle. Yani bunu kaybolmasın. Çünkü bu bir kaybolunca Güneydoğu'nun genelinde öyle oluyor. Bir gidince 20-25 sene toparlanamıyoruz. Yani bu şekilde olmasını istemiyoruz. Yani stadyum sorunu, maddi sorunlar, yani bunları aşmaya çalışalım. Gelin el birliğiyle aşalım. Sadece Siverek Spor için değil, Karaköprü Spor için, 11 Nisan Spor için, Şanlıurfa Spor için. Ya bugün Şanlıurfa Spor'un durumunu bile yakından takip ettiğimiz zaman bizler ona da üzülüyoruz. Yani elimizden ne gelir diye düşünüyoruz. Yani kendi aramızda konuşuyoruz. Yani hep beraber, yani bu bölgede yaşayan insanlar, spor severler olarak el birliğiyle el ele vererek hep beraber bu sorunları aşmaya çalışalım. Yani zaten aslında hep programlarımıza da, sohbetlerimize de bunu konuşuyoruz. Özellikle ilçelerde olan takımların bir kere zaten kurumların bu ilçe takımlarına bir tane kalıcı bir gelir sağlaması mutlaka, lazım. Aynen öyle. Şehirde bir otopark mı verirsiniz? İşte örnek veriyorum, şehirde bir lokal mı yapılır? Şehirde ne bileyim bir minibüs hattı mı verilir? Dediğiniz gibi bundan önceki parkomat sistemi verilir. Evet. Ama bir kalıcı gelir olmalı. Çünkü ilçelerdeki takımlar gerçekten çok önemli. Merkezde sporcu bulmamız basit. Merkezde gerçekten belki katılmayan dostlarımız olacak ama sponsor bulmamız kolay. Ama ilçe takımlarının gerçekten bu tür sorunları çok fazla var. O yüzden kurumların bu özellikle ilçe takımlarına bir kalıcı gelir sağlaması lazım. Tabii bunun için de şöyle bir şey de yapılması lazım. Kulüp başkanlarının, kulüp yönetimlerinin bu işe el atması lazım. Yani ben oturduğum yerden hani bir şeyler yapayım değil de belki de bir, yani şimdi örnek veriyorum, biz Sayın Yılmaz'la da Resul Bey'le de telefonda görüşmüştük. O zaman da kendisi sağ olsun söz vermişti. Evet. Şimdi şöyle bir şey de var. Acaba kulüpler de kurumlara projelerle mi gitmiyor? Yani zaten o birinci sorun o zaten. Hani mesela biz stadyum sorununu bahsediyoruz değil mi? Evet. Yayının başından beri stadyum sorununu bahsediyoruz. Yani daha geçen seneye kadar Siverek'te bir kişi alıp stadyuma ne yapabilirim, nasıl bir proje sunabilirim, Gençlik Spor Bakanlığı'na ya da belediyeye ya da kaymakamla nasıl bir proje sunabilirim diye kimse bunun için uğraşmadı. Ama ben bir Siverekli olarak hatırlıyorsam, yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltirsen sevinirim. Bundan önce konuştuğumuzda sanırım siz demiştiniz bana, ben Bakan Bey'le mi görüşeceğim projeyle ilgili. Evet. Yani Sayın Milletvekilimiz Kasım Gülpınar'la görüştük, ivedi bir şekilde görüştük. Kasım Bey, projenin şöyle böyle bir projenin olduğunu söyledim. İvedi görüştüreceğim sizi dedi. Birebir görüş, projeni kendin aktar diye. Sağ olsun. Yani biz Sayın Bakan'a projemizi aktardık. Şanssızlığımız, bakanımız değişti. Böyle bir şanssızlıkla da karşı karşıya kaldı. Sayın Suat Bey o zaman spor bakanıydı. Yani dedim ya, ama olsun, biz pes etmeyeceğiz. Biz yorulmayacağız Mesut Bey. Biz yani projemizi hazır. Projemiz yani sadece stadyum değil, alttaki tesisleri, soyunma odaları, stadın altındaki iş yerleri tamamıyla şu anda, yani en az bir Siverek Spor'u 50 yıl götürebilecek bir proje. Yani bu projeyi hayata geçirirsek zaten emin olun hiçbirimizin de bu sıkıntıları, sorunları konuşacak zamanımız bile olmayacak. Çünkü bu 50 yıl, dediğim gibi 40-50 yıl en az götürür Siverek Spor'u. Yani bugün mevcut kullandığımız stadyum 30 yıllık bir stadyumsa, yani bu proje, ben öyle inanıyorum ki, bir 40-50 yıl Siverek Spor'u götürecektir. Peki yani merkezdeki kurum amirleriyle görüşmeleriniz oluyor mu? Desteklerle zaman ilgili. Zaman oluyor. Evet, zaman. Peki, zaman. Peki kurum amirlerimiz bu konuya nasıl bakıyor? Sayın kaymakamımız, sayın belediye başkanımız veya bildiğiniz iş adamları, bunlarla gidip görüştüğünüz zaman, yani bir kalıcı gelir sağlayalım dediğiniz zaman kurumlar nasıl yardımcı oluyorlar bize bu konularda? Yani kurumlar aslında biraz işin içerisinde, mesela Siverek Belediye Spor olması zaman zaman kimi şeyleri geri plana atıyor, kendisinden uzaklaştırıyor. Ama biz her şeye rağmen, yani bu bilinçte olmasını istiyoruz halkımızın, iş adamlarımızın, siyasilerimizin. Yani Siverek Belediyespor olarak, tamam Siverek Belediyespor ama Siverek'in takımı, halkın takımı. Kesinlikle. Siverek ibaresi için, yani hep beraber ortak paydada buluşalım. Peki ben bir yanlış çatıda mı buluşalım. Anladım bu şimdiki konuşmanızdan? Şunu anladım, acaba halk Siverek Spor değil de Siverek Belediyespor olduğu için belediyeden mi gitsin yardım alsın diyor?
Sanki ben öyle bir şey. Yani öyle diyenler çok sizden. Oluyor. Aynen. Öyle diyenler çok oluyor. Hani Siverek Spor değil de Siverek evet. Belediyespor olunca. Madem belediye takımı o zaman evet, belediyeden. Evet, maalesef yanlış bir düşünce olduğunu Kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle yani çok yanlış. Yani çünkü bugün kişiler gidicidir. Aynen öyle. Kalıcı aynen. olan Siverek Spor'dur. Partiler değişiyor. Kesinlikle. Belediye başkanlarımız değişiyor. Olsun, kalıcı olan Siverek Spor'dur. Evet, aynen öyle. Şahısların hepsi geçilir ki Siverek Spor kurulduğundan bugüne kadar kimler geldi, kimler geçti. Aynen öyle. 69 yılından bugüne yani üçüncü sayısız. Üçüncü görmüş bir kulübümüz. Şimdi bölgesel ligde mücadele ediyor. Ve gerçekten ben özellikle sosyal medyadan paylaşımları da takip ediyorum. Yani gerçekten Onur çok güzel paylaşımlar yapıyor. Mesela taraftarların hemen hemen %90'ında kaşkol görüyorum. Bu bile taraftarların takıma ne kadar sahip çıktığını gösteriyor. Evet, evet aynen. O yüzden gerçekten böyle bir birlikteliğiniz madem varken ki güzel bir birlikteliğiniz var. Ben istiyorum ki yani biraz daha destek olsun. Peki kulübü geçtik. Derneğe nasıl bakış açısı? Yani derneğe bakış açısı genç kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın evet. derneğe bakış açısı nasıl? Çok iyi. Biz çok memnunuz. Memnun olmasaydık şimdiye kadar devam etmezdik. Özellikle bir ibareyi sizinle paylaşmak Lütfen. İstiyorum. Yani derneğe bakış açısı dediğiniz için. Siverek Taraftarlar Derneği yaklaşık 10 yıllık bir oluşum. Ve bugüne kadar hiçbir şahıstan, kurumdan, kuruluştan veya siyasiden tek bir kuruş dahi almadan bugünlere gelmiştir. Ne kadar güzel. Tek sevdası, tek çıkarı Siverek Belediyespor'dur. Bunun dışında yani ne reklam, ne tanıtım, ne ticaret, biz çıkardığımız hiçbir ürünü tek lira bedelle satmadık bugüne kadar. Ve çıkardığımız hiçbir ürünü birinden para alarak çıkarmadık. Yani tamamen biz, kendi içimizde. Aynen öyle. Kendi içimizde, kendi derneğimize mensup olan iş adamlarımız, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize çıkartırdık. Ve direkt o arkadaşlarımız çıkaran kişi şirketle muhatap oluyordu. Kendi şirketinden çıkartıyor. Getirip bize teslim ediyorlar. Biz de arkadaşlara kendimiz ürünlerini teslim ediyoruz. Yani oluşumunda bile yoksunuz. Aynen öyle. Aynen sadece öyle. Ürünü şeffaf. Getiriyor. Ne kadar güzel. Aynen öyle. Evet. Şeffaf. Yani geliyorlar, birbirini görüyorlar. Orada tanışıyorlar. Sonra yani hiçbir zaman biz aracı olurken, bu işlerde aracı olurken işin içerisinde tek bir lira dahi koymadık. Zaten bizi sevmelerinin sebebi de sanırım bu. Sebeplerinden Kesinlikle. Bir tanesi de bu. Şimdi Sayın Onur, şöyle bir şey de var. Şimdi tribündeki taraftarlara bakıyoruz. Hemen hemen %90'ı zaten aynı kişiler. Yani aynı kişilerden kastım şu. Kemik tayfa aynı kişi. Kemik tayfa aynı kişi. Bu kemik tayfaya bakıyoruz ki içeride dışarıda hiçbir maçı kaçırmıyor. Aynen. Hepsine gidiyor. Şimdi peki bu kemik tayfa bu kadar Siverek Belediyespor'u sevmişken ve halen de seviyorken, sizinle birlikte hareket ediyorken. Peki neden peki bu ildeki, ilçedeki kurumlar neden sizlere sahip çıkmıyorlar? Yani örnek veriyorum şu an bir tane lokaliniz var. Evet, merkez lokal. Sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla da geçen açılışını da yapmıştınız. Evet, evet, önce. Evet. Şimdi mesela örnek veriyorum orada mesela işte haftanın belirli günleri etkinlikler yapılsa, işte örnek veriyorum oradaki arkadaşlarla işte belki hani reklam olmayacaktır büyük ihtimalle, Bein Sports olsa orada gelse maçlar izlense, haftanın belirli günleri sporcu arkadaşlar oraya gelse, orada birer toplantı yapılsa, hem taraftarlarla sporcuların kaynaşmış olması sağlanmaz mı? Yani niye bu tür oluşumlarda kurumlar niye size destek vermiyor? Yani kurumların ilgisini çekememişizdir. Belki ondan olabilir. İneği kendimize mi batıralım? Aynen. Ya, o işin şakası bir tarafa ama yani biz arkadaşlarımızla zaman zaman toplantı yaptığı zaman bunu çok konuştuk. Evet. Arkadaşlar biz bu ortamdaysak, bu hizmeti yapıyorsak bir hedefimiz, bir çıkarımız ya da herhangi bir şeyimiz var mı diye. Biz çok vicdan muhasebesi yaptık Mesut Bey. Yani dediğiniz gibi yaklaşık 10 yıldır aşağı yukarı aynı insanlar. %90-95'i aynı insanlar. Ve eğer bugüne kadar hiçbir çıkar, menfaat ya da başka bir şey gözetmezsin destek vermişlerse bu saatten sonra zaten hiç vermezler. Yine desteklemeye devam ederler. Yani ben öyle inanıyorum. Benim yanımdaki bütün insanların, bütün taraftar gruplarımızın, bütün tribün liderlerimizin ben samimiyetine çok inanıyorum, güveniyorum. O yüzden zaten şu ana kadar hiçbir sorun, sıkıntı çıkmadan devam ediyoruz. Ama şimdi şöyle yani, bir şey de var, sen hiç bilen. Yani hani yükler paylaşıldıkça hafiflenir diye bir söz var. Mutlak öyle, mutlak öyle. Şimdi belli bir süre dediğiniz gibi 10 yıldır, 5 yıldır aynı kişilerin sırtında giderse o insanlar da belli bir süre sonra yorulur. Oluyor maalesef. İster istemez kopukluklar başlar. Evet, İster istemez ayrılıklar başlar. İşte ben de diyorum ki madem kuruluş amacımız bu gençlerin kötü alışkanlıklardan almaksa
Şimdi örnek veriyorum. Belediyelerin harcadığı bütçenin bir kısmı bu tür zaten çalışmalar için gidiyor. Bu tür çalışmalar için harcayıp geri bildirim belki almayacaksa ama şu anda spor, özellikle futbol, gençler hepimizin tutkusu. Gözle görülür, elle tutulur Bu sonuçta. tür derneklere yardımlarla inanın öbür tarafa harcayacağı paranın daha azını harcayarak daha çok kitleye sahip çıkacaklardır. Mutlaka. İşte ben o yüzden diyorum bu tür projeler yapmak lazım. Yani işte örnek veriyorum ben geçen ilçemizin kaymakamıyla görüştüm, birebir görüştüm. Şanlıurfa uyuşturucu ve madde bağımlısında birinci sırada. Pardon özür dilerim 10. sırada. 10. sırada, evet, Türkiye'de özür 10. dilerim. sırada. Genç nüfus bakımından birinci sırada. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de ilk 10'a girmiş madde bağımlısı olan genç var. Öbür taraftan Sayın Kaymakam'a şunu söyledim. Dedim ki Sayın Kaymakam'ım peki size şöyle bir şey soracağım dedim. Urfa mı daha ova daha düz yoksa dedim Karadeniz bölgesi mi? Dedi şaka mı yapıyorsun? Yok dedim soruyorum yani bana bunun cevabını verir misiniz? Tabii ki dedi Karadeniz. Peki dedim Karadeniz bölgesinde bu kadar stat varken, 72 tane sentetik saha varken, Evet. yüzlerce spor salonları varken, koskoca ova olan şehirde niye 4 tane var? Bana dedim bunun bir açıklamasını yapar mısınız? Ya mikrofonu kime uzatsak? Gençlerin emrindeyiz. Gençlerin hizmet... neredesiniz abi? Evet, Yoksunuz. maalesef. Dediğiniz gibi yani koskoca Koskoca Siverek milyonluk il şehirde. olmak için mücadele ediyor. Doğru mudur? Evet, doğru. 82 olsun, Siverek olsun. Doğru Evet, mudur? plakası 82 Doğru olsun. mudur? Doğrudur. Yani bu kadar büyük potansiyeli olan bir ilde bir tane mi saha olur ya? Ve stadyum demeye de 1.000 şahit lazım Ve bölgesel ligde mücadele eden şehirde bir tane stat olur mu ya? maalesef. Yani biz Gençlik Spor Bakanlığı'nın zaten biz kendi eksiklerimizi söyledik Mesut Bey. Evet. Kimseye suç yüklemiyoruz. Yani dedi ki zaman zaman biz de projelerimizi onlara aktaramadık. Bu bir gerçek. Bir Yani kopukluk vardı bu aramızda. takip ettik. Biz işin takipçisiyiz. Yani biz gerçekten çok içine girdik. Çok baktık ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye çok uğraştık. Yani elle tutulur bir projeyle gitmedik dersek yalan olur. Çünkü biz sunduğumuz projede Gençlik Spor Bakanlığı'nın kolaylıkla, rahatlıkla yapabileceği bir projeydi. Olmadı. Yani yine takipçisi olacağız. Bizim buradan bir çıkarımız yok. O alttaki dükkanlardan hiçbirisini ben almayacağım. Bunu açık söyleyeyim. Ya da ben orada herhangi bir ürün satmayacağım. Buradan tüm Siverek halkına söz veriyorum. Ben orada hiçbir ticaret yapmayacağım. Yani stadın hiçbir geliriyle hiçbir bağlantım olmayacak. Yöneticilik istemiyorum. Gerçekten tamamen bu işin artık ben sonlanmasını istiyorum. Yorulduk yani gerçekten desteksiz olunca ya da bu işler artık şey göremeyince yani netice alamayınca bizi yoruyor. Gerçekten yoruyor. Yani hep beraber artık bu el atalım bu işe. Yani belli bir aşamaya kadar gelmişiz. Hep beraber yani geri gitmeden araba aşağı gitmeden hep Geri beraber vitesi bu arabayı hani almayalım. geri Hep vitesi ileriye gidelim almayalım. artık. Aynen öyle. Yani hep beraber bunu yapalım. Yaparsak zaten beraber yaparız yani. EYB Gençlik Spor Kulüp Başkanı Sayın Osman Kotan da size çok çok selamlarını Aleyküm iletmiş. selam. Saygılar sağ olun. Şöyle de bir soru sormuş. Sayın Kotan'ın sorusunu da size iletelim. Peki Şanlıurfa'da şu anda tribün lideri gruplar yavaş yavaş oluşmaya başladı diyor Sayın Kotan. Peki Siverek Taraftarlar Derneği'nin bu gruplarla ilişkileri ne durumda? Yani Şanlıurfa bölgesi. Genel olarak veya dediğiniz gibi biraz önce bahsettiğiniz gibi Adıyaman'da Evet. Yani 63 fanatikler Sayın Ali Çiçek ve grubuyla kardeş tribünüz. evet. Şanlı Gençlik Kerim Aktos'un ve İsmail Bey ile kardeş tribünüz. Ne kadar güzel. Karaköprü Mehmet Toprak ve grubu, Hikmet Yılmaz ve grubuyla kardeş tribünüz. Adıyaman Cendere grubu Arif Mirhat Öner ve Şehriyaman Kasabım Zeynal ile kardeş tribünüz. Ahmet Spor Direniş grubu ve Dersin Spor Direniş gruplarıyla kardeş tribünüz. Keza Mardin Spor, Van Spor ve Cizre Spor'la kardeş tribünüz. Yani nasıl olacak bu Bölgedeki kadar hemen çok hemen. diyeceksiniz, nasıl oldu diyeceksiniz. Yani biz kes sosyal medya kardeşliği değil bu. Öncelikle onu Evet. söyleyeyim. Yani bu saydığım bütün tribünlerin misafir olmuşuz, misafir etmişiz. Yani, bir şeyler paylaşmışız, ortak bir şeyler paylaşmışız ve sağ olsun karşılıksız da kalmamış. Yani çünkü gerçekten sadece söylemekle olmuyor Mesut Bey. Yani kardeş olalım, işte tribünde şiddeti azaltalım. Bunu sosyal medyada yazarak ya da böyle canlı yayında söyleyerek uygulamadığımız zaman hiçbir şey olmuyor. Kesinlikle. Yani biz gerçekten bunu sadece bir affedersiniz erkek tenzih ediyorum. Yani başka tribün liderlerine tenzih ederek söylüyorum.
Bunu bir şov olarak değil, biz şovu sevmeyiz. Yani gerçekten değerli olarak... Aslında işimiz şov. Aslında işimiz şov. Ama bu alanda değil tabii ki bu alanda. Yani çünkü samimi olarak biz seviyoruz. Yani Şanlıurfa'mızı seviyoruz, Diyarbakır'ımızı seviyoruz. Mardin'imizi, Adıyan'ımızı seviyoruz. Yani biz çünkü çatımızın spor olduğunu bildiğimiz için biz sporun her rengini seviyoruz. Yani bizim için fark etmiyor. Şu an bir dostumuz Mersin'den Sayın Başkanıma selamlarımı iletiyorum demiş ama sayın izleyicimiz ismini belirtmemiş. Eğer ismini de belirtirse... Aleykümselam Mersin'e de sevgiler saygı. Biz Karaköprü maçında Mersin'e biz de gitmiştik. Taraftar evet, derneğine çıkarma yapmıştık. Olarak, evet. Orada sağ olsunlar iyi karşılanmıştık İyi Mersin halkı. Şimdi zaten bu sohbetlerimizde de sizin söylediklerinizde de zaten aynı şeye çıkıyoruz. Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu. Yani Siverek'ten kalkıp Mersin'e gitmek ve Mersin'deki insanlarla samimi olmanın tek amacı işte spor. Aynen öyle. Başka çünkü işte örnek veriyorum orada Ahmet diye belki bir dostluk edindiniz. Ama o şahısla dışarıda dostluk edinmek gerçekten çok zaman alır. Onunla vakit geçirmeniz gerekir. İşte onunla aynı frekansa gelmeniz gerekir. Aynı şeyleri paylaşmanız gerekir. Ama tribünden yan yana oturduğunuz zaman bir pozisyonu bile tartıştığınız an bir anda bakıyorsunuz ki dost oldunuz, arkadaş oldunuz. Aynen öyle. Doğru. Çok oluyor. Evet. Yani şu pozisyon böyle mi orada o yorum yapıyor. Siz yorum yapıyorsunuz. Başlıyorsunuz sohbet etmeye, dost evet, olmaya. Evet. Spor ne kadar güzel. Bakın Mersin'de evet, kesinlikle. Evet. Yani spor gerçekten ayrıştırmaz. Spor birleştirir. Aynen öyle. Sporun amacı çok ne kadar yani. Amacından aşarsa aşsın spor kardeşliktir. Hiçbir zaman ayrıştırmaz. Yani bundan önce Siverek'le işte Viranşehir daha doğrusu Siverek'e geldiğinde bir sorun yaşanmıştı. Tartışılmıştı. Ama sonra o iki kişi tekrar yan yana geldiğinde dost oldu. İşte Sayın Aksu o zaman programımıza katılmıştı. Evet, evet. Sayın İşbirliği'yle konuşmuştu. Hala dostuz. Yani spor belki o an insanlar işte stres oluyor, maçın stresi oluyor, yorgunluk oluyor. Ama inanın spor hiçbir zaman ayrıştırmaz. Aynen öyle. Yani her zaman birleştirir. Kalıcı olarak birbirimizi kırmadığımız sürece sıkıntı yok. Yani dediğiniz gibi Viranşehir muhabbetinde de biz hemen olayı sıcağı sıcağına, hiçbir provokasyona mal vermeden direkt İsmail Başkanım'la konuştuk. Nurettin Hocamız'la konuştuk. Yani bu işleri yaymayarak, büyütmeyerek, başka olayı başka bir yere çekmeyerek hallettik, kapattık olayı. Yani oluyor, zaman zaman oluyor. Kadirli maçında olmuştu, o kez o maçta olmuştu. Ama biz yani bu işin şeyi olarak, yani tribün liderleri, taraftar başkanları, kulüp başkanları, yani bu işi biz el birliğiyle, bizde sıkıntı olmazsa tabanda sıkıntı olmaz. İnşallah olmaz. Sayın Emre dostumuz, kardeşimiz de hem ironi yapmış selamıyla ilgili. Yani 82 kişiyle izliyoruz canlı yayınımızı demiş. Bir ironi yapmış. Kendisine buradan selamlarımızı selamlar, iletiyoruz. Selamlar sevgiler. Nerede izliyorlarsa selamlarımızı. Biz de istiyoruz. 82 olsun bizim olsun diyoruz ama bakalım inşallah olacaktır. Ama 82'den önce bizim kendi içimizde aşmamız gereken sorunlar var. Yani ben Sayın İşbirliği'nin öndeki kağıda bakıyorum, notlarına bakıyorum. Herhalde bir 20-25 maddelik not almış. Aynen öyle. Yani bunların hepsi birebir başlık. Hepsi birebir belki bir iki program alacak konular. Ama bunları aşamıyoruz işte. Yani gidiyorsunuz dediğim gibi biraz önce tekrar olacak. Mikrofon uzatıyorsunuz. Biz gençlerin hizmetindeyiz. Neredesiniz abi? Sadece dilde, sadece mikrofonda. Yani koskoca Siverek'te bir stadın olması hakikaten işler acısı. Yani bir statla olmaz bu iş. Biz oraya maça da geldik. Sular akmıyor. Evet. Isıtma sistemi yok. Yani bu şekilde mi olacak? Koskoca Siverek, il olmasını istediğim Siverek bu şekilde mi olacak? Yani biz lafa gelince Siverekliler olarak mangalda kömür bırakmıyoruz. Misafirperver izliyoruz. Gerçekten öyleyiz Mesut Bey. Gerçekten misafirperver milletiz. Ama biz artık misafirlerimizi yani bu tür yerlerde misafir etmeye gerçekten mutsuz ediyor bizi. Yani daha iyi yerlerde misafir etmek isteriz. Gelen misafirlerimizi, gelen konuklarımızı. İnşallah olacaktır. Ben inanıyorum. Yani gerçekten inanıyorum. Yani birlikte olacak şeyler bunlar. Ben desteğin kesilmediği sürece, yani bu destek devam ettiği sürece iyiye gideceğine inanıyorum. Gerçekten yani sosyal aktivite konusunda biz sadece bunu ağızda bırakmayalım. Sohbet aralarında kahve muhabbetlerine bırakmayalım. Sosyal aktivite diyorsanız sosyal aktivitenin bir numarası olan Siverek Spor'a destek verelim. Yani destekten başka hiçbir şansımız yok. Mesela şöyle bir sorumuz var. Diyor ki Sayın İşbirliği'ne selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Tek tabii sevdamız sen. Siverek ve Siverek Belediye Spor diyor ama belediyeler bize nedense destek vermiyor diyor. Sayın İşbirliği ne yapacağız diyor. Bu belediyelerle nasıl yapacağız diyor. Siverek'ten mi? Evet Siverek'ten sorumuz gelmiş. Mesela Yakup Karakaş dostumuz da hemen hemen aynı serzenişte bulunuyor. Evet.
Berkay Kaplanoğlu hemen hemen aynı serzenişte bulunuyor. Evet, yani evet. Genel gelen bütün hemen hemen sorularda hep yani bir serzeniş var. Neden sahip çıkılamadığına dair bir serzeniş var. Nasıl yapacağız bunu? Nasıl geçeceğiz? Sayın Başkanım. Yani neler yapacağız? Az önce de projeler gibi, mi yapacağız? Yani projelerimizi biz kendimiz projelerimizi sunacağız. Yani bizler belki şimdi direkt ben karşıya baktığım zaman bir şey göremeyebilirim ama bir arkadaşım bana bunu gösterdiği zaman belki daha farklı görürüm. Yani görmediğim şeyi de görebilirim. Biz bu şey mantıkta olacağız. Yani birbirimize yardımcı olmaya çalışacağız. Kimin sunamadığı, başkalarının sunamadığı projeyi varsa, benim göremediğim bir şey varsa, eksik kaldığım, yetersiz kaldığım yerler varsa yani peki siz mesela beraber... Taraftarlar Derneği'ye oturduğunuz zaman işte arkadaşlar yani gelin bir oturuyoruz. Biz haftanın belli günleri buradayız. İşte tribünlere kemik tayfa olarak gidiyoruz. Hiçbir şey kaçırmıyoruz ama yani gelin hep beraber oturalım. İşte örnek veriyorum siz de zaten eğitim olarak da zaten bölüm mezunu olduğunuz için yapı denetim. Yani gelin Sivere'yi bir dolaşalım. Nerede ne yapılabilir? Bir yerde bir sosyal tesis yapabilir miyiz? Belediyeye hani şurayı bir götürelim, buraya bir proje yapalım gibi bir şeyler yaptınız mı hiç? Yani böyle bir oluşumunuz oldu mu? O konuda yani açık konuşmak gerekirse şimdi vicdan şeyimizi yapalım. Yani sadece konuştuk. Yani o konuda herhangi bir proje sunmadık. Yani tabii ki eksik gördüğümüz çok şey var. Yani Siverek'te her yerde var. Bizim de zaman zaman arkadaş arasında konuşurken yani gördüğümüz şeyler oluyor. Evet. Ama emin olun her şeye biz konsantre olursak olmaz. Biz sadece spora konsantre olmaya çalışıyoruz. Yani sporda ne yapabiliriz? Reel olarak ne yapabiliriz? Yapmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı yani tek konsantre olduğumuz şey şu anda tesislerimizin olmaması. Yani tesis problemi ve stadyum sorunumuz. Buna konsantre olmaya çalışıyoruz. Yani öteki sorunları da tabii ki zaman zaman konuşuyoruz ama Siverek'ten mesela şey Mahmut Kılıç Siverek'ten yazmış. Bu 17'lere yani daha doğrusu genç takımlara neden ilgilenilmediğini söylemiş. Genç takımlara neden ilgilenilmiyor diye bir soru gelmiş. Acaba yani maddi olarak mı taraftar derneği mi diyorsun? Yok yani. Yok şey futbol kulübü olarak hani siz de futbolla iç içe olduğunuz için evet. Sizin de bakış açınızı soruyorlar. Acaba diyorlar yani bu konuda siz ne dersiniz Sayın İşbilen? Yani altyapılara neden önem verilmiyor? Hazır sporculara mı yöneliyor Siverek Spor? Yani altyapılara zaten her sene başında hangi yönetim kurulumuz, hangi hocalarımız göreve başlarsa ilk sözü o oluyor. Biz evet. Siverek'te altyapıya önem vereceğiz. Yani birinci şeyimiz bu. Tamam sözde güzel. Güzel bir proje. Ama gel gelelim bunu ne kadar hayata döktük. Yani bunun vicdan muhasebesini yaparsak öncelikle ben bu işin içerisinde olan hocalarımı, teknik heyeti bunların kendilerinin vicdan şeyini yapmasını istiyorum. Yani iyi şeyler yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. U19 takımımız, U17 takımımız, U15 takımımız, U13 takımımız. Yani elit liglerde bütün takımlarımız şu anda iyi durumda. Ama biz benim her zaman şöyle bir şeyim vardır. Bir sözüm vardır. Yani ben elit liglerde yani kazanmaya amaçlı değil de daha çok yetiştirici olmasını istiyorum. Yani elit liglerin yetiştirme yani bu bir şeyin sınavın içerisinde, bir yarışın içerisinde çocukları koyduğumuz zaman tamamen o anki psikolojisi tamamen maça kazanmak için. Kazanmaya yönelik oluyor. Kendini geliştirmek için hiçbir şey yapılmıyor. Ama biz Kadri Çiçek hocamız bu sene başında geldiği zaman çok güzel bir şey söyledi bana. Yani bana yakın, fikrime yakın bir şey söyledi. Ben çok memnun oldum kendisinin bu söylediklerine. Yani yarıştırıcı değil de yetiştirici olalım hocam, hocalarım lütfen. Yani Şanlıurfa bölgemizdeki bütün hocalarımızdan rica ediyorum. Yani çocuklarımızı gerçekten bugün Siverek Spor 3. lige çıksa bile, Karaköprü 2. lige çıksa bile her zaman ihtiyacımız olacak. Bizim Urfalılara, Siverek'lere, Viranşehirlilere, Hilvanlılara, Bozovalılara ihtiyaçlarımız olacak hocam. Kesinlikle. Yani bizim öncelikle bir altyapı sorunumuzu halletmemiz lazım. Biz tesisten futbolcu çıkarmadığımız zaman dışarıdaki oyuncularla belli bir süre gideriz. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl. Ama sürekliliği olmaz. Yani biz bunun örneklerini yaşadık. Yaşıyoruz, hala yaşıyoruz. Urfa Spor'da yaşıyoruz, Siverek Spor'da yaşıyoruz. Karaköprü'de yaşıyoruz. Maalesef. Adıyaman yani yaşıyor. Yani Adıyaman'da bir tane Adıyamanlı futbolcu yok. Siverek Spor'da keza 3-4 tane var sadece. Urfa Spor'da. Yok, Karaköprü Spor şampiyon oldu. 3 kişi kupayı aldı. Evet, yani. Şampiyon olan kadro kalmamış, dağıtılmış. 3 tane eski sporcu kaldı. Şimdi bakıyoruz o 3 sporcu da oynatılmıyor. Yani kısa vadeli düşünüyoruz Mesut Bey. Ondan kısa vadeli düşünmeyelim. Yani bugün konsantre olursan tamam çıkarırsın. Bir üst lige çıkarsın. Ama ondan sonra süreklilik olmadıktan sonra o takım düşecektir yani. Bunun kaçınılmaz. Yani sen bir şeyi temelini şimdi kendi sektörümüzde olduğu için yani binanın temelini sağlam atmadığın zaman abicim onun en fazla 5 kat çıkarsın, 6 kat çıkarsın ama 10 kat çıktığın zaman temelin sağlam olmadı mı o bina yıkılır.
Ama sen temelini sağlam yaptığın zaman 20-25 yıl kafan rahat olur. Yani biz Siverek'te de inşallah tabii destekliyoruz, takip ediyoruz. Yani elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım yani çok iyi çocuklarımız var. Biz takip ediyoruz yani Siverek'te. Bakalım inşallah takipçisiyiz. Yani U17 tek değil, hepsinin takipçisiyiz. Rahat olun. Siz sohbet ederken ben de dostlarımızın sorularına bakıyorum. Mesela Sayın özür dilerim, Halil Doğanay beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Biz diyor Siverek Spor'a ne gerekirse elimizden geleni yapmaya hazırız. Sağ olsun, çok teşekkürler. Siverek Belediyespor'la neden diyor bir dostumuza şöyle bir soru sormuş. Siverek Belediyespor'u neden vatandaşlarımızla özellikle esnafla bütünleştiremedik diyorlar. Sanki hala halk Siverek Belediyespor'u benimsemedi diye bir soru var. Evet. Yani şimdi Siverek Gücü vardı Mesut Bey bundan 2 sene önce. Kesinlikle. Ben o sorudan önce şu soruya cevap vermenizi istiyorum. Gerçekten ben de özellikle kendisine çok teşekkür ediyorum. İsmini de özellikle zikretmek istiyorum. Serdal Albay. Sayın Serdal Albay, bu soru için çok teşekkür ediyorum. Soruyu da direkt size sormak istiyorum. Buyurun. Siverek'te gerçekten acı bir gerçek durum var. Bu tüm Türkiye'de özellikle ilimizde de ilçemizde de büyük bir sorun. Kaçak bahis. Gençlerimiz kaçak bahise inanılmaz bir şekilde yönlenmiş durumdalar. Ve futbol bunun için belki de büyük bir engel. Futbolla bu spor, bu kardeşlerimiz futbolla bu işi engelleyebilirler. Ama nedense bunu engelleyemiyorlar. Sebep ne? Yani dostumuz gerçekten çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki gençlerimizi futbola yönlendirirsek, spora yönlendirirsek kaçak bahise gitmeyecekler. Mutlaka. Ama maalesef diyor ki yönlendiremiyoruz. Çok güzel bir soru. Kendisine çok teşekkür ediyorum Serdal Bey. Siz ne dersiniz bu konuya? Ya açıkçası benim şahsi fikrim, yani sadece kaçak değil, resmi olan da ben dernekte mesela iddia muhabbetinin pek fazla yapılmasından haz etmem. Böyle evet. Bir şeyim. Yani spor illa şans oyunu değildir. Bunun tartışılması sadece bahis üzerinden, kupon üzerinden ya da iddia şeyleri üzerinden değildir. Ama oynayan arkadaşlara da şimdi yani ne diyebilirim? Çok yani tabii ki oynayan arkadaşlara bir şey diyemeyiz. Bunlar şimdi kendi iradeleri, bu konuda aynen. Gerçekten bir şey diyemeyiz. Ama arkadaşımızın sorusu çok güzel. Yani önleyici hekim denen bir şey vardır biliyorsunuz tıpta. Evet. Biz de gerçekten özellikle spor severler, hocalar, hoca vasfında, yönetici vasfında olan insanlar önleyiciyiz. Evet, mutlaka. Arkadaşımız da, sayın dostumuz da onu söylüyor. Neden önlenmiyor? Neden önleyici bir şey yapılmıyor diyor. Çok güzel bir soru aslında. Siz ne dersiniz? Neden önleyici bir şey yapılmıyor? Yani spor bölgemizde artık yani bir gelir kaynağı mı acaba? Ondan dolayı mıdır? Yani dediğiniz gibi sayısız var. Yani biz görüyoruz. Yani bu bölgede yaşıyoruz. Bu bölgenin insanıyız. Yani önlenmemesinin sebebi insanlarımızın yüksek talebi. En baştaki tabii ki yani bu işlere rağbet göstermesi. Çok fazla oynaması. Yani bunun sebepleri bunlar. Ben çok fazla bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Yani inşallah yani iddiadan, şans oyunlarından tabii ki bak yine söylüyorum oynayanlara bir şey demiyorum. Tabii ki bunlar ama ben kişisel kanaatim kimsenin oynamaması, oynatmaması yönünde. Yani sporu sadece iddia ya da şans oyunları oynayarak değil, oynamayarak da tartışabiliriz, takip edebiliriz. Yani bunların bir belirleyici etkisi yok. Turan Şahinoğlu dostumuz size çok selamlarını iletmiş. Aleykümselam. Sayın Şahinoğlu da şöyle bir şey söyler. Yani sahamız diyor ki patates tarlası gibi ya. Evet. Yani sizinle hemfikir, bu sahayı nasıl yapacağız diyor. Yani sene başında ligde oynayan bir takımız. Ziraat mühendisi arkadaşımız geldi stadyuma. Zaten stadyumdaki görevli arkadaşlarımız biliyor. Öldüğünü söyledi yani çimin tamamen öldüğünü, 25 yıllık bir çim olduğunu ve yani o stadyumun tek ama bir çaresi var. Biz yaz kepçeyle aylarında geldiğimizde zemin şeyde toparlanmıştı. Hatta o zaman Sayın Boldo vardı takım başında. Evet, Nurettin evet. Boldo vardı, Nurettin Hoca vardı. Onunla Sayın Karahan'la falan bir gezmiştik. Zemin yapıldığını, zeminin toparlanacağını söylemişlerdi bize ama. Neden kışa yetişmediğini söyleyeyim mi? Lütfen. Evet. Yani stadın dibindeki emülasyon sistemi, suyu emen emülasyon sistemi tesisatı komple tıkanmış. Evet. Tıkandığı için zaten bu suyu, yağmur suyunu ya da herhangi sulama suyunu emmediği için yani belli bir süreden sonra zaten belli bir mevsime geldikten sonra bu duruma geliyor. Yani onun acilen tesisatının, emülasyon sisteminin, stadının değişmesi gerekiyor. Yani toprağının kez aynı şekilde değişmesi gerekiyor. Toprak
Havasız, hava almıyor. Yani bu etkenleri bundan. Yani Şimdi biz söyledik hemen herhalde Ersin Bey'in de kulaklarım çınladı. Nasıl olduysa hemen kendisi de o soruyu iletmiş. Ben de orada ileteyim. Nurettin Baldo Hoca şampiyon yapmış takımdan. Neden ayrıldı? Ayrılmasında bir sorun mu vardı ama en önemlisi huzursuz bir şekilde ayrıldı. Bu neden oldu diye bir soru var. Bilginiz var mı bu konu hakkında acaba? Yani Nurettin Baldo hocamızın hepimiz çok seviyoruz. Yani Siverek'in sonuçta nihayetinde Siverek'in çocuğu, Siverek'in insanı. Ayrılma sebeplerini tam içerik olarak kulübün içerisinde ne yaşandı bilmiyorum ama tahminime göre, sorduğuma göre, aldığım cevaba göre yani üst üste alınan puan kayıplarından dolayı ayrıldığını söylediler. Ayrılmak durumunda olduğunu söylediler. Yani ben böyle biliyorum. Yani hocamız Siverek'in hocasıdır. Yarın bir sene sonra, iki sene sonra tekrar gelecektir. Üç sene sonra tekrar gelecektir. Yani böyle şeylere takılmamamız lazım. Hocamız yine bizim hocamızdır. Değerli bir abimizdir. Kesinlikle. Mesela şöyle bir sorumuz var. Tribünleri güçlendirmek için özellikle sosyal olarak tribünlerin güçlenmesi için Sayın İşbilen'in projeleri var mı demiş Sayın Adem Yılmaz. Evet. Yani sosyal olarak aslında yani 7-8 maddelik, 7-8 kalemlik, cümlelik bir şey yaptık. Bundan evet. Birkaç sene önce, yaklaşık 4-5 sene önce. Yani sadece tribünde kalmasın diye. Bunlardan bir tanesi mesela haftanın belli bölümlerinde Karacadağ'a, işte pikniklere, mesilelere, ondan sonra yani beraber o grubun, o arkadaş grubunun beraber zaman geçirmesi, bir şeyler paylaşması adına neler yapabiliriz diye birçok şey yaptık bugüne kadar. Keza mesela Siverek bir vites ailesi diye bir araba grubumuz var. Yani o da yine Siverek taraftarlar deneyimizle birlikte. Onlar da yine aynı şekilde yani bir sosyal aktivite olarak Siverek'te farklı bir şey yapıyorlar. Farklı bir yol deniyorlar. Yani mesela maçı kazandığımız zaman araç konvoyları ondan sonra yani hep beraber ne paylaşabiliriz diye biz bütün sivil toplum kuruluşlarıyla zaten kontaktayız yani irtibattayız. Yani bir de biz bu işi tek başımıza elbette ki yapmıyoruz. Yani şimdi perde arkasındaki arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz de var. Yani mesela merkez lokalimizi Sayın Belediye Başkanımız Resul Yılmaz Beyefendi bize evet. Hediye etti. Yani ek lokalimizi Bekir Çiftçi, dava arkadaşım Bekir Çiftçi tarafından açıldı. Yine tamamen kendi gelirleri, tamamen kendi çabasıyla. Esmer Çay lokalimizi Sergen Çolak kardeşim keza aynı şekilde tamamen ilgileniyor, o açtı. Yani nostalji ekibi o Emre Kanatlı kardeşim yani... Başladığımız bugünden beri hiçbir zaman beni yalnız bırakmıyorlar. Onlar zaten onların olması, manevi huzuru benim için her şeydir. Ben onların yüzündeki tebessümü gördüğüm zaman, onların yüzündeki heyecanı, ışığı gördüğüm zaman zaten benim için her şey bitiyor. Çünkü Siverek taraftarları deneyinden bahsetmek gerekirse zaten tek bir grup değil. Bahsedeyim evet. mi? Tabii ki lütfen. Ben de bu arada soruları toparlamaya tamam, çalışıyorum. Tamam. Mesela Kıbrıs'tan bir sorumuz var. Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Sayın Onur Başkanımıza çok çok selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Aleyküm selam saygılar. Halkımıza, esnafımıza, babalarımıza, küçük kardeşlerimize, dostlarımıza kötü alışkanlıklar yerine her şeyden önce Siverek spor sevdasını aşılamak şiar edilmiş. Görev olarak şiar edilmiş. Sayın Onur İşbilen ve arkadaşlarına çok çok selamlarımı iletiyorum. Aleyküm selam. Selam Peki diyorum. Bu kadar kendilerini dostluğa ve spora adamış insanlara neden kurumlardan destek gelmiyor diye de çok merak ediyorum diyor Sayın Emre Kanatlı Kıbrıs'tan. Bazı dostlarımız da sahayı gerçekten çok kötü olduğunu hep dile getirmişler. Evet, evet. Ondan sonra mesela işte bir dostumuz şunu söyler der ki neden acaba Turan Şahinoğlu dostumuz şöyle bir şey soruyor. Nedense Siverek Belediye Spor kadroyu bir türlü oturtamadı bu yıl. Diye bir sorusu yani var. Yani tam oturdu diyoruz aslında. Acaba sakatlıklar şöyle bir şey var. Mı? Hayır sakatlıktan ziyade. Yani mesela bu büyük takımlarda da böyledir. Bölgesel takımlarda da böyledir. Yani hoca kendi takımını kurduğu zaman, kendi takımı olmadığı zaman kurduramıyor takımı. Bu bir gerçek. Ben buna inandım artık. Yani mesela başka bir hocanın bugün kurduğu bir takıma sen ne kadar takviye yapabilirsin? 3 oyuncu, 5 oyuncu. Komple değiştiremezsin. Maalesef. Ondan dolayı yani... Artık hoca onu sentezlemeye çalışıyor. Kendi aldığı oyuncularla, kendi kafasındaki plandaki oyun şablonuyla ilgili. Yani zamanla oturacaktır diye düşünüyoruz. Zaten son 5-6 haftadır namalup.
Yani artık... Maşallah. Allah lig sonuna İyi, kadar şu ana kadar. Şampiyon olursanız biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. Evet. Ekranlarımız size açık. Eyvallah. Yani ben mesela birazdan da zaten toplayacağız ama toplamadan önce ben şöyle bir tekrar geçmek istiyorum. Hem sosyal medya hem Instagram hem Facebook altyazıda gördüğünüz gibi soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Ben şöyle bir isimleri de bir tekrar teyit geçmek istiyorum. Sayın Mustafa Ağaloğlu, Ersin Ülgün, Halil Doğanay, Adem Yenmez, Turan Şahinoğlu, Fatih Koçak, İsa Yılmaz, Emre Kanatlı, Ahmet, Yusuf, İdenur, Yüksel dostlarımız bizlere soru ve görüşlerini atıyorlar. Onlara da çok çok teşekkürlerimizi iletelim. Sayın İşbilen sizle devam edelim. Evet yani gruplarımızda kalmıştık. Lütfen. Derneğimizi kimlerin desteklediği, bugüne kadar kimlerin bizimle olduğu. Yani Sivereğimizin en büyük şansı aslında şanslarından bir tanesi de bu. Alternatif oluşturma çalışmadı kimse. Çünkü yani bunu hani benim söylemem doğru olmaz ama belki de bizim doğru işleri yaptığımızı düşünerek her zaman bizim yanımıza durmayı tercih ettiler. Yani hem taraftar grupları hem de sonradan dahil olan arkadaşlarımız. Yani bir alternatif oluşturmaya çalışmadılar Mesut Bey. Her zaman bizimle beraber olmaya çalıştılar sağ olsunlar. Yani Esmer Çayır tayfamız herkes aynı şekilde Kadri Baba grubu, 82 Gençlik, Kara Şimşekler, Siverek, GFB, Ultrasan, Siverek, Çarşı, Siverek, Forza, Siverek ve son olarak geçen hafta aramıza katılan Direniş Siverek grubu. Yani, hayırlı olsun. Sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Yani Direniş Siverek grubu gerçekten Diyarbakır'la Siverek arasında bir köprü niteliğinde ben öyle görüyorum. Yani Ramazan Başkanım Diyarbakır'da bizi destekledi, hiçbir zaman desteklerini esirgemediler ama bu grubun kurulmasıyla artık tamamen bir köprü oluştu aramızda Diyarbakır'la Siverek arasında. Yani inşallah artık daha fazla sık sık birbirimizi ziyaret ederiz Diyarbakır'la. Yani bundan sonraki süreçte ben öyle tahmin ediyorum. Yani onun dışında 02 Cendere'den bahsettik, Şehriyaman'dan bahsettik, sağ olsunlar misafirperverliklerinden, 63 Fanatikler'den bahsettik, Şanlı Gençlik, Ejderler Grubu, Yarasalar, Direniş Grubu, 12 Gençlik. Yani bunların hiçbir zaman ben kötü olduğunu ya da samimi olmadıklarına hiçbir zaman inanmadım. Her zaman paylaştığımız şeylerden mutlu olduk. İnşallah da böyle devam eder. Ben çok memnunum kendilerine. Sayın Serdar Albay'ın şöyle bir sorusu var. Acaba Sayın İşbilen şöyle bir proje yapabilir mi? Özellikle altyapıya genç kazandırmak için şehirdeki beden eğitimi öğretmenleriyle ortak bir akıl oluşturup ortak bir projeyle gençleri futbola aşina eder mi diye bir projesi var mı diye soruyor. Evet, böyle bir projem yok. Serdar i̇şte Albay Beyefendi gerçekten çok güzel bir yere, hassas bir nokta. Evet. Ben not alıyorum yani gerçekten. Böyle fikirler işte. Biz az önce de söylediğim gibi eksik olduğumuz mutlaka hayırlar oluyor. Göremediğimiz şeyler aslında oluyor. Aslında çok güzel bir şey bu. Zaten birbirimizi tetikleyeceğiz. Evet, bu tür sorular, bu tür projeler birbirini tetikleyecek. Mesela işte Koray Tuta kardeşimiz şöyle bir soru sormuş. Eyüp Kalgı neden beklenen patlamayı yapamıyor bir türlü? Evet. Eyüp Kalgı Süveyre'nin rıçın çocuğu. Biz çok seviyoruz Eyüp Kalgı'yı yıllardır oynuyor. Hani siz takımda daha çıkış dışı olduğunuz için soruyorlar. Yıllar, neden yani, patlamayı yapamadı? Yani şimdi Eyüp Kalgı'nın yaklaşık bir 6-7 yıl önce Sivasspor macerası olmuştu. Süper Lig'e gitme macerası. Yani gidecekti daha doğrusu. Bir sakatlık geçirdi. Evet. Şanssızlık o hafta sakatlandı. Ondan sonra bir daha zaten kendini bulamadı. Zaman zaman tam böyle bir şeyler olacakken yine sakatlandı. Yani öyle bir sıkıntısı var. O ürkeklik mi var acaba üzerinde? Yani kırılgan artık. Eskisi gibi de kronikleşti artık. Yani, evet. Mesela Kemal Azat Aloğlu, Siverek nüfusu bu kadar fazlayken tribünlerimiz neden bu kadar az diye bir soru soruyor. Yani stadyumumuzun olmaması. Bugün 3000 kişilik stadyumumuza 6-7 bin kişi sığdırıyoruz. Yani bu az mı? Artık zaten insanların maç izleyecek yeri kalmıyor. Sayın Şahinoğlu şöyle der. Acaba tribünlerdeki bu kadar küfürün önüne nasıl geçecek? Sayın İşbilen, projeleri neler? Vallahi yani zaten sizler gördüğünüz kadar maçları izliyorsunuz. İzliyoruz, beraber izliyoruz. Kesinlikle. Yani engellemeye çalışıyoruz, önlemeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi yani bu sadece Onur'la, Ahmet'le, Mehmet'le olacak iş değil. Hep beraber. Yani gördüğümüz zaman az önce Mesut Bey'in söylediği gibi uyardım ama hoca akabinde uyardı. Yani hoca akabinde uyarmayacak. Yani önce sen uyar, yapamadıysan Onur'a, Mesut'a, hocaya söyle. Yani kesinlikle. Biz bunları birbirimize iyi şeyleri teşvik edelim. Yani hep beraber yapalım. Bu sadece bize yüklemeyin. Yani hep beraber bunu yaparsak zaten mesela zor görünüyor ama. Dostumuz şöyle bir şey sormuş. İsmini yazmadığı için. Ferhat Kara var. Evet. Mithat Bezirhanoğlu. Mesela Mazlum Güres.
bunlar hep Sivereyn sporcuları ama evet, maalesef kadroya bile giremiyorlar. Yani bu arkadaşlarımızı yakından tanıyorum. Yani severek izlediğim arkadaşlarım, kardeşlerim. Evet. Zaman zaman Urfa takımlarında oynayan oldu, Bitlis'e gidip gelen oldu. Yani Tatvan'a gidip gelen oldu. Niye oynamıyorlar diye soruyorlarsa, yani ben yönetimde değilim ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Siverek topçusu, Siverek futbolcusu biraz daha, yani bu işe konsantre olmasını istiyorum ben. Bu işten ekmek yiyoruz Mesut Bey, hepimiz. Kesinlikle. Ekmek yiyoruz bu işten. Kesinlikle. Yani ben Siverek Spor futbolcusu olsam, tenzih ediyorum bu üç arkadaşımızı, çok seviyorum ben onlar için, söylemiyorum. Söylemişken, konu açılmışken sadece belirtmek istiyorum. Mesela bir örnek vereyim. Ben Siverek Spor futbolcusu olsam, içtiğime, yediğime, giydiğime, akşam eve gidişime, uyuşuma ve uyanışıma dikkat ederim mesela. Çünkü ben işime saygı duymasam, işim de bana saygı duymaz. Kesinlikle. Yani biz Siverek'te genel olarak, mesela sadece bu arkadaşlarımız değil, niye ikinci lige, süper lige sadece bir futbolcu çıkarıp 10 yıl bir daha çıkaramıyoruz? Tamamen tek sebebi bu. Kesinlikle. Bakmıyoruz abicim. Kendimize belli bir yere geldikten sonra bakmıyoruz. Siverek Spor 3. lig topçusu çıkarıp da oradan sonra, o değil abi hedef. Yani ben Siverek'ten çıktım, geldim Karaköprü'de, Şanlıurfa Spor'da oynadım, Ahmet Spor'da oynadım. O değil. İbrahim Ölüm gibi gideceksin, Süper Lig'de oynayacaksın. Ondan önce yine birçok abimiz var, yani ismini sayamadığımız. İbrahim Ölüm'ü de sormuşlar. Evet. Mesela... Kaptan geldi, hoş geldin kaptan. Kaptan geldi mi? Geldi kaptan. Bu hafta golünü de attı. Hayırlı olsun. Yani takıma faydalı olacak diyorsunuz, öyle mi? Ya biz öyle umuyoruz, kaptanı seviyoruz. Yani Siverek'te İnşallah. Taraflı tarafsız herkesin sevdiği. Kareografi hazırlığımız var mı diyor bu hafta için? Yani kareografi biz ilk hafta yaptık, 11 Nisan maçında kareografi yaptık. Evet. Bu iki haftadır bir dedikodu dönüyor, isteniyor. Yani bir görsel şöyle isteniyor. Evet. Yapacağız inşallah, yapacağız. İnşallah. Mesela Sayın Fatih Koçak Bey, bayanların tribüne gelmesi için bir şeyler yapmamız gerek diyor. Doğru söylüyor. Evet, yani ben zaten az önce bahsetmiştim. Siverek bir vites ailesi. Evet. Onlar yani sağ olsunlar. Onlar zaten her zaman bizimle beraber. Aziz İşbilen kardeşime başardığı ve başaracağı olaylardan dolayı çok çok tebrik ve teşekkür ediyorum diyor size. Ben teşekkür ederim abime, çok sağ olsun. Ondan sonra bir dostumuz, stadımızda bir skorboardumuz bile yok. Doğru söylüyor. Çok basit bir şey ama bir skorboardumuz bile yok diyor. Maşallah sorularımız arka arkaya geliyor. Mustafa Asker, Siverek Gücü takımı neden dağıldı? Bu konu hakkında bilgisi var mı? Bizimle bunu paylaşabilir mi? Evet, az önce kaynadı gitti Siverek Gücü, evet, muhabbeti. Yani Siverek Gücü çok köklü bir takım ve halkın takımı diye tabir edilen Siverek'te bir takım. Esnafın takımı, halkın takımı. Yani Siverek Gücü'nün finansal olarak zaten gücü ortada, şey ortada ama süper amatörde şampiyonluğa kadar gelip Bal Ligi'nin kapısından dönüp bugün niye ikinci amatörde? Hatta ikinci amatörden de bu sene çekildi, dernek feshedildi. Tamamen maddi. Tamamen maddi. Hepimizin ayıbı. Başka bir şey demiyorum. Hepimizin ayıbı. Sayın Semih Ülgün, küfre artık bir son vermek gerekiyor. Hı. Bu kadar tribünde mücadele ederken, bu kadar hakkımız yenirken, Sayın Onur Başkan'la bizimle birlikte mücadele ederken neden hiçbir kurum bize destek vermiyor? Diğer bir soru sormuş. Sayın Yalçın Esto bize de kızmış sorusu biraz geciktiği için. Sayın Esto özür diliyoruz. Sorulardan dolayı biraz gecikti. Çok mütevazi olduğundan dolayı mı acaba kurumlardan destek alınamıyor diyor. Onur Başkan'ın biraz daha mütevazilikten sıyrılması gerektiğini düşünüyor dostlarımız. Elimizi masa vuralım mı yani? Bundan sonra hemen falan. Yani şiddete karşı olduğumuz içindir belki. Yani, kesinlikle. Yok, o işin şakası ama kurum ve kuruluşlara zaten herkesin sokakta köşe başı bizi çeviren aynı şeyi söylüyor. Yani Onur İşbilen ne yapsın? Yani Onur İşbilen kendi imkanlarıyla, kendi arkadaşlarıyla... Ama kendi... aslında çok da güzel bir şey. Demek ki insanlar sizden bir şeyler bekliyor. Evet, onun farkındayım. O da omuzlarımda şey yani. Onu hissediyorum, evet, zaten, onun farkındayım. Mesela Sayın Onur İşbilen bu davadan vazgeçti mi? Bu davadan vazgeçtiyse kendisini zorlayan olaylar nelerdi? Bizimle paylaşır mı diye bir sorumuz var. Güzel bir var. Soru, evet. Bu davadan vazgeçti mi? Yani hiçbir zaman bu davadan vazgeçmedik. Ama çok yorulduk. Yorulduğumuz biraz önce aynı şey söylediğimiz şey, bu paylaşılmadıkça tek kişi taşıyamaz. Aynen öyle. Yani bu çok yorulduğumuz zaman dönemler oldu ama burada da devreye ne girdi? Burada da az önce bahsettiğim taraftar grupları, yani Kadri Baba, işte ondan sonra Bekir Çiftçi Sergen, Emre Kanatlı, bütün kardeşlerimiz, yani bütün taraftar gruplarımız bu süreçte bize destek oldular. Yani geri adım atmamıza izin vermediler. Halkımız, esnafımız, hepsi, yani biz
ne zaman ki yani güçsüz kaldığımız zamanlarda tekrardan bizi bu işin içerisine sokmaya çalıştılar. Yani İsa Yılmaz mesela oyuncularımızın artık Siverek'te, Urfa'da değil başka takımlarda oynamasını, başka takımlarda da oynamasını istiyoruz. Artık gelişmemiz gerek diyor. Takip ettiğimiz oyuncular var İsa. Yani Siverek altyapısından yetişip Siverek altyapısından çıkıp şu anda 3. liglerde, 2. liglerde oynayan topçu kardeşlerimizi takip ediyoruz. Yani bunun sayısını çoğaltmak için az önce de söylediğim gibi altyapılara tamamen konsantreyiz. İçiniz rahat olsun. Bizim sadece eksik olan tesis sorunumuz, konaklama sorunumuz, stadyum sorunumuz. Biz bunları açtıktan sonra göreceksiniz çorap söküğü gibi her şey yerli yerince oturacaktır. Sayın biraz daha Yunus, sabır. Yunus Ersöz dostumuz. Deplasmanda Siverek Taraftarlar Derneği'nin yaptığı dostluklarla inşallah bu küfürler son bulacak demiş. İnşallah. Temennimiz o. Temennimiz dostluk, o. Yani zaman zaman anlık ben kendimden başlayayım. Ben kendi grubumdan, kendi şehrimden söyleyeyim. Lütfen. Anlık fevri olarak o andaki tartışma, o andaki karşı karşıya gelişlerde kesinlikle uzatmayalım. Eğer bizim bir hatamız olmuşsa, yani Urfa'ya, Diyarbakır'a, başka nereye bir hatamız olmuşsa ben özür diliyorum. Yani buradan bütün taraftar gruplarımıza sesleniyorum. Arkadaşlar gelin aynı çatı altında toplanalım. Bölge insanının yani buna ihtiyacı var. Gerçekten ihtiyacı var. Yani en azından bu işi frenlersek biz frenleriz. Bu işi yapabilirsek biz yaparız. O yüzden kimin ne imkanı varsa ben şu ana kadar olan bütün muhabbetlerden, bütün samimiyetinizden memnunum. Bundan sonra da bu süreci daha da nasıl ilerletebiliriz diye birbirimize görüşmelerimizi sıklaştıralım arkadaşlar. Mesela Ahmet Yüksel şöyle bir soru sormuş. Siverek tribünlerinde çocukların ve ailelerin gelmesi lazım diye bir soru sormuş Sayın Ahmet Yüksel. Altyapıya önem istiyor birçok dostumuz. Mahmut Ülgün'ün selamları var. Her zaman destekleyeceğimizi söylüyor. Emre Çelik. Aleyküm selam Mahmut abi. Sağ ol. Emre Çelik her zaman Taraftarlar Derneği olarak yanlarındayız diyor. Sağ olsun. Sağ olsun. Sayın dostlarımız, sorularınız ve iyi niyetleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ama bildiğiniz gibi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sayın İşbilen'in de son sözlerini alalım, toparlayalım. Bizim arkamızdan da hemen ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. Şöyle Sayın İşbilen'le bir mikrofonu bırakalım, bir toparlasın. Sonra da aranızdan ayrılacağız efendim. Evet, teşekkür ederim. Yani şöyle bir panorama yaparsak, sorunlar belli, sıkıntılar belli. Ama bu sıkıntıların yanında güzellikler de var. Bizi bu güzellikler yüzümüzü güldürüyor, tebessüm ettiriyor. Yani iyi şeyler çok fazla, iyi şeylerin sayısı çok fazla. Bu sebepten biz hala ayaktaysak, hala mutluysak, hala gülüyorsak, hala bazı güzel şeyler paylaşabiliyorsak bu sebeptendir. Yani biz karşımızdaki insana sadece insan olduğu için yaklaşırsak, sporda zaten spor insanların en büyük birleştirici gücü. Biz ırkları bir tarafa bırakalım, siyasi görüşleri bir tarafa bırakalım, her şeyi bir tarafa bırakalım. Bölge insanımızın, bölge takımlarımızın hepsinin aynı çatıda birbirimizi destekleyerek bir yere getirmeye çalışalım. Arkadaşlar Siverek Spor'un ya da Diyarbakır Spor'un düşmesi Şanlıurfa Spor'ları sevindirmesin. Şanlıurfa Spor'un küme düşmesi Siverek Spor'ları sevindirmesin. Diyarbakır Spor'ları sevindirmesin. Bizim bütün kötü şeylerimiz birbirimizi ancak üzebilir. Yani ben öyle düşünüyorum. Birbirimizin destekleyerek, birbirimize sahip çıkarak bir yerlere ancak biz getirebiliriz. Yani çünkü bugün Batı'da bir Bursa Spor ya da bir Göztepe, bir Eskişehir Spor, yani ben gördüğüm zaman imreniyorum. Yani bunu neden biz yapamıyoruz? Yani bu bölgeden tek serzeniş yaptığım, yani tek sıkıntı olduğu, bende sıkıntı olan şey bu. Yani bölge takımları biraz daha birbirine sahip çıksın arkadaşlar. Böyle hassas bir dönemde birbirimize ihtiyacımız var. Lütfen. Urfa Spor küme düşerse hepimiz küme düşeriz. Aynen öyle. Aynen öyle. Siverek Spor küme düşerse hepimiz küme düşeriz. Karaköprü Spor küme düşerse hepimiz küme düşeriz. Çünkü bu geminin içinde olanlar sadece bizleriz. Sorularınız ve iyi niyetleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz sayın dostlar. Özellikle tam kapatacaktık ama Sayın İbrahim Yenmez özellikle bu sorunu okunmasını istedi. O yüzden Sayın Yenmez'in sorusunu hemen okuyacağım. Sayın Yenmez der ki, stadımızdaki tribünlerde büyük boşluklar var. Özellikle merdiven aralarında küçük çocukların düşebileceği kadar büyük boşluklar var. Evet, fark etmiş. Siz maç boyunca, program boyunca hep şunu söylediniz. Neden aileler çocuklar gelmiyor diye. Çocuklarımızla geldiğimiz zaman çocuklarımızı mı takip edelim?
yoksa maçı mı takip edelim diye bir soru, çok güzel bir soru sormuş. Bu sorunun takibini ben inşallah Sayın İşbilen'e havale ediyorum. Sayın İşbilen'in bu soruyu takip edeceğini düşünüyorum. Ve önümüzdeki günlerde Sayın İşbilen'le biz telefonda da görüşeceğiz. Eğer bu sorun çözülmezse ben de amatörün sesi programı olarak gelip orada canlı yayın yapıp elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Çünkü her şeyden önce sağlık önemli. Madem tribünlerimizde böyle bir sorun var, bu sorunu gidermesi gereken Sayın Gençlik Hizmetleri İl Müdürümüz Hakan Keşkuş Bey midir? Yoksa bu konuda bize Sayın Belediye Başkanımız Resul Yılmaz Bey mi yardımcı olur bilmiyorum ama bu konunun bir an önce çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir soru, çok güzel bir düşünce. Evet, çünkü aileler oraya geldikleri zaman dediği gibi maçı mı izlesin yoksa çocuklarını mı takip etsinler? Bırakın çocuklarını, o anki dalgınlıkla insanlar da orada ayaklarıyla veya ayakları kaydığı zaman kafaları gelebilir, bir sağlık sorunu olabilir. Evet. Bu sorunu lütfen çözmenizi rica ediyoruz. Yani Sayın İşbilen. Sayın İbrahim Yenmez, çok teşekkür ederim. Soru lütfen ben takipçisi olmanızı rica ediyorum. Olacağız, mutlaka olacağız. Ben de ekranlarımız açık. Sosyal medyadan gördüğünüz resimler, videolar, paylaşımlar varsa lütfen bizimle paylaşın. Buradan da ekranları karşısına getirelim. Tamam. Sayın dostlarımız, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Ben isimleri de hızlı bir şekilde tekrar zikretmek istiyorum. Sayın Mustafa Ağaloğlu, Ersin Ülgün, Halil Doğanay, Adem Yenmez, Turan Şahinoğlu, Mehmet Fatih Koçak, İsa Yılmaz, Emre Kanatlı, Ahmet Yusuf İdenur Yüksel beylerimize ve güzel küçük kardeşimize, kız kardeşimize çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Önümüzdeki hafta yine sizlerin karşısında olmanın temennisiyle aranızdan ayrılıyoruz efendim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı haftalarınız olsun inşallah.